Mahur, Mahur. Mahur dur. Mahur. Mahur, 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 Mahur uyan, Mahur, Mahur uyan benim işte, Mahur, Mahur. Bazı anlar vardır, güçlü görünürsün, karşındakini yeneceğini sanırsın. Hatta ve hatta onu yeneceğin silaha da sahipsindir. Ama aslında içten içe bir taraftan gerçeği de çok iyi bilirsin. Neymiş o gerçek? Aslında bütün bunlar mağlubiyeti bir türlü kabullenemeyen zihnin sana oynadığı bir oyundur. Savunma mekanizması yani. Benim hayatımın çoğu böyle geçti de oradan biliyorum. Senin bir halt bildiğin yok. Sen sadece bir kuklasın. Ama kendini insan zanneden bir kukla. Pinokyo. Pinokyo insan olmak istiyordu. Sen kendini insan sanıyorsun. İkisi farklı şeyler. Sen sadece ipini kimin tuttuğu belli olmayan... korkak, yüreksiz, vicdansız bir kuklasın. Sana üzülüyorum. Mahur, Mahur. Mahur, Mahur. Mahur, uyan. Mahur. Necati! Necati! Allah'ım ne büyük bir aşk ama. Allah aşkına söyle. Sen şimdi böyle bir aşkı bir kenara bırakıp... bana istediğimi vermeden buradan gideceksin, öyle mi? Beni ilgilendirmez. Yapma. Gözlerindeki kıskançlığı görmüyor muyum sanıyorsun? Ah siz aptal aşıklar. Hayatını tek bir duyguya mahkum etmeyi marifet sayanlar. Sizler bana istediğimi vermeye mahkumsunuz. Sen burayı kendi mutfağın sandın herhalde Necati. Vay vay vay. Her şeyden de haberim var diyorsun ha? Ama ne fayda. Birazdan Maraş'ta koşarak gelecek. Ve diyecek ki Hilal ne istiyorsa ver. Yoksa sevdiğim kadın ölecek. Mahur ölecek. Hilal ne istiyorsa ver diyecek. Ne yazık ki buna o karar veremeyecek. Öyle mi dersin? Bence sevdiklerini kaybetmiş bir Maraşlı'dan her şey beklenir. İyisi mi? Sen bana Mehmet İnce'nin nerede olduğunu söyle. Çünkü zamanımız daralıyor. Mehmet İnce yaşamıyor. Yaşasaydı da o bilgiyi kimsenin bileceğini sanmıyorum. Yazık. Çoktan kanına karışmıştır. Artık geri dönüşü yok. Mahur'un zamanı kalmadı. Mahur, kurtulacağım benim güzelim. İyi olacaksın. İyi olacaksın. Necati! Celal. Gebertirim ben seni. Allah'ıma kitabıma gebertirim. Nerede söyle? Pazayı nerede? Biliyorum ama yaşaması sizin elinizde. Daha doğrusu ortağının elinde. Saçmalama Celal. Ya buraya kal. Ondan bir şey versin. Söyle lan yani. Oğlum kız kardeşin içeride can çekişiyor. Manyak mısın sen? Söyle yerini. Maraşlı. Karışma sen. Maraşlı. Karışma dedim. Tamam kes artık. Konuşacak yeter. Konuş. Söyle. Lan! Beni öldüremezsin. Beni öldürürsen her şey biter. Ulan Mahur içeride can çekişirken senin alabalendara benim umurumda mı sanıyorsun? Ha? Benim umurumda ama. Karışma dedim sana. Kusura bakma karışmak zorundayım. Çünkü orada Mahur'u öldüren kendi abisi sen değilsin. Kendine gel. Bak bu doğru. Ne yapalım peki? Bırakalım da içeride Mahur ölsün mü? Mehmet İnce'nin yerini söylerseniz hala bir umut var bence. Madem öldürmemi istemiyorsun, söyle Mehmet İnce'nin yerini. Celal benden ne istediğinin farkında mısın sen? Farkındayım. Mehmet İnce diyor, yaşıyor diyor. Celal Mehmet İnce yaşamıyor. Senin konumunda birinin bu kadar kötü yalan söylemesi çok acayip. Yalan söylemiyorum. Mehmet İnce yaşamıyor. Ben de yalan söylemiyorum. Mahur'un hiç vakti kalmadı. Zaman işliyor. Tik tak
söyle şu adamın yerini. Aa, bak Celal. Senin düşmanın ben değilim, bu adam. Ve arkasındakiler. Kim olduğunu hatırla acilen, yoksa sana hatırlatacağım. Ben kim olduğumu gayet iyi biliyorum. Sen de benim sevdiklerimden bu kadar kolay vazgeçmeyeceğimi biliyorsun. Bizim önceliğimiz sevdiklerimiz değil. Ayrıca istediğin bilgi bende yok, anlamıyor musun? Yalan söylüyor. Büyük yalan. Narun hayatını tehlikeye atan kocaman bir yalan. Bana bakın lan. Oyun oynamayın benimle. Mahur içeride ölüyor. Ben de üzülüyorum ama yapabileceğim bir şey yok Celal. Var. Yapma Maraşlı. Biz bu yolu bunun için çıkmadık. Bu kadar basit değil. Yapma. Maalesef aşk karmaşık bir duygu İlal'im. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yalnız zamanımız oldukça daraldı. Mahur'la vedalaşma vakti geldi de çattı. Yapma Maraş. Yapmazsan Mahur ölecek. Buna izin veremem. Necati. Ne yaptın? Niye vurdun adamı? Ölmeyecek. Ne yaptın? Mahur ölecek, Mahur. Kusura bakma. Bu bilgiyi vermene izin veremem. Panzehir'in yerini biliyordum. Burası benim problemim değil. Senin de problemin değil. Bu ailevi bir mesele. Senin görevin Mehmet İnce'nin ölüm emrini verenin kim olduğunu bulmak. Artık kendini toparla Maraş. Bu bir aşk filmi değil. Ya görevse alıp götürsen adamı. Neyin görevi? Olmaz. Ne biliyor bilmiyoruz. Ne konuşacak bilmiyoruz. Ayrıca arkasındaki adamı bir daha bulabilir miyiz? Onu bile bilmiyoruz. Bak eğer Mehmet İnce ile ilgili en ufak bir bilgiyi sızdırırsa... sadece Nevzat ve Mahur ölmez. Hepimiz mahvoluruz. Sen, ben, Zeliş. Ne yapmamı istiyorsun Mehmet? Kaybettiklerine vedalaş. Uyandığı zaman da Necati'yi sorgulamakla başla. Arkasındaki adam kimmiş öğren. Anladım. Sevdiklerini kurtarmak için sırlarını feda etme diyorsun. Aynen öyle. Mahur, aç gözlerini. Aa. Ne oldu? Kurşun yiyince Celal oldun değil mi? Yardım et. Önce Panzehir'in yerini söyle bana. Artık çok geç Maraş. Değil. Bak Necati. Bak geç değil. Bak Mahur hala yaşıyor. Anladın mı? Nefes alıyor tamam mı? Bak Panzer'in yerini söylesen iyileşecek. Söz veriyorum bak. Söz veriyorum senin de yaşamını sağlayacağım. Kurtaracağım seni. Tamam mı? Söyle hadi. Hadi. Necati. Necati. Necati burada kal. Necati. Necati. Uyan. Necati uyasana. Uyan Allah'ın cezası uyan. Ne kahretsin sen? Ah!
Necati. Necati. Necati uyan. Necati. Necati. Lan uyan lan Cengiz, uyan. Necati. Aman. 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 Ah hoş. Ah yaşıyor. 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 Necati. 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 Bak. Bak Mahur yaşıyor. Necati. Bak Mahur yaşıyor. Yan gözünü seveyim. Uyan bana bak. Bak Mahur yaşıyor. Bak Mahur yaşıyor. Kurtarabiliriz onu. Uyan bak. Gözünü seveyim onu. Necati. Necati. Panzer yerini söyle. Panzer yerini söyle bana. Söylesene. Necati. Necati uyan. Uyan gözünü seveyim uyan. Ulan uyansana. Uyan lan cüzdası. Mahur. Mahur. Mahur aç gözünü Mahur. Geçin şöyle ikiniz de. Hadi. Geç. Ne istiyorsunuz bizden? Niye getirdiniz buraya? Öldüreceksen öldür ulan. Uzatma. Kimse burada benim mekanımda beni öldürün demez. Diyemez. Çünkü onlara yaptıklarımı bir bilseniz Aziz Bey, dilinizi yutarsınız. Babamı rahat bırak. Sana söz vermeden konuşmaman gerektiği öğretilmedi mi İlhan? Tamam, sakin ol. Ben sakinim. Ama üzerime geliyorsunuz. Ne istiyorsun lan? Duydun işte. Babanı biz öldürmedik. İlhan yeter. Babamla ilgili tek kelime daha edersen, öldürmeden önce senin derini yüzerim. Suat götür şunları gözüm görmesin. Ellerini ayaklarını bağla. Geçin şöyle hadi. Alın bunları. Sen az önce neyi kastettin? Neyi bilmiyormuşum ben? Söyle bakalım. Söyle! Ömer'i babam öldürmedi. Kim öldürdü? Abim. Bağlayın şunları. Zaten bir yere kaçabileceğimiz yok. Bağlamanız şart mı? Şart. Savaş Bey'i duydunuz. Beymiş. Ne beyi? Katilin teki işte. Sen kendini öldürtmek mi istiyorsun lan? Hayır. Sadece bu mafya oyunlarınızdan çok sıkıldım. Hayatımı mahvettiniz. Bu hale düşmemizin sebebi sizsiniz. Sana kimse zorla bir şey yaptırmadı. Yok ya. Elinizde görüntülerim yok mu? Tehdit etmediniz mi? Ettik. Ama bu senin bir katil olduğun gerçeğini değiştirmez. Adamın kafasını taş dezerken aklın neredeydi? Detaya girmene gerek yok. Ne oldu? Baban duyar diye mi korkuyorsun? Maraş'ta. Ne oldu? Ben öldüm mü? Ölmedin. Ama ben seni öldüreceğim. Maskardı. Cennette bile seninle karşılaştım sandım. Cennette lan.
Senin cehennemde bile yeri yok. Mahir, o nasıl öldü mü? Bak. Kavga mı geçiyorsun nasıl? Ha? Kardeşin nasıl öldü? Kavga mı geçiyorsun benimle? İstediğimi verseydiniz şimdi yaşıyor olurdum. Öyle mi? Bak. Söyle Yasin. Kazeyler. Söyle bak. Bak Necati. Babana bak. Bana bak bak. Bak Mahur yaşıyor. Bak verirse şimdi yaşayacak. İyileştiririz onu. Söyle Elin haydi. Hah. Onu sen öldürdün. Allah'ım belası. Allah'ım belası. Söyle lan yerini. Söyle Elin haydi. Hadi Necati bak söyle. Hadi bak kurtarabiliriz onu söyle. O görevi kabul ettiğin gün öldürmüştün sen onu. Biliyorsun değil mi Maraş? O gün öldürmüştün. Ya işte böyle. Şimdi otur da dinle. Kalbini dinle. Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraş. Aa bak. Bak duyuyor musun? Unutulmaz bir aşk melodisi çalıyor bak. Da 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 da. Ölene kadar bu melodiyi duyacaksın Maraş. Da 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 da. Ne olacak şimdi? Savaş abimin peşine mi düşecek? Öyle anlaşılıyor. Elif takmış. İntikam intikam diye diye mahvetti hepimizi. Oğlum sen ne diye Ömer abinin öldürdüğünü söylüyorsun? Ne diye? Baba söylemeseydim şimdi denizin dibinde balıklara yem olmuştuk. Böyle daha iyi oldu çünkü. Doğru. Ölmedik işte. Gördüğün gibi hayattayız. Hayır İlhan'cığım. Biz çoktan öldük. Sadece senin henüz haberin yok. Sağ ol baba. İçimi rahatlattın. Ha, kusura bakma. Şu anda sana iyi haberler verebilecek durumda değilim. Hala bana kızgınsın. Hayır. Kızgın değilim. Kızgındım. Ama artık kızmanın da bir manası olmayacağı noktadayız. Her geçen gün, her geçen dakika daha da dibe çöküyoruz. Biz o teknede öldürüp denize atsalardı kurtulmuş olurduk. Şimdi sen seviniyorsun ya biz yaşıyoruz diye. Bence hiç sevinme. Çünkü daha beterleri gelecek başımıza. Keşke abime haber vermenin bir yolu olsaydı. Kaçar kurtarırdı kendini. Bizim gibi değil mi? Savaş Bey, belki yalan söylüyorlardır. Bu herife güven olmaz. Daha önce bizi kaç defa sattığını biliyorsunuz. Satacak tabii Suat. Adam ortağımız değil, yakınımız değil. Sattığına şaşırmadık yani. Yalan söylemesine de şaşırmamak lazım. Hayatını kurtarmaya çalışıyor neticede. Kurtardı mı peki? Söylediği yalan onu özgürlüğüne mi kavuşturdu? Hayır ama bir umut verdi. Hala nefes alıyorum. Ah
abimmiş. Babamı öldüren abimmiş. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Necati Bey asla böyle bir şey yapmaz. Hem neden yapsın ki? Hadi yaptı diyelim. O zaman yıllarca biz neyin intikamını almak için uğraşıyoruz? İşte kafamdaki sorular Suat. Ama bana artık sorular değil. Cevapları lazım. Peki nasıl bulacağız o cevapları? Abimi bularak. Ne dedim bir de söyle. Su. Su getiriyorum. Su fazla bile şerefsiz. Mahrun da vakti var değil mi lan aşk? Büyüsü sağlanmış. Ne istiyorsan söyle. Söyleyeceğim. Mahrun ölmüş. Ben yaşasam olacak. Ne istediğimi biliyorsun. Mehmet İnce'nin nerede olduğunu söyle. O öldürüldü diye ortalığı yıktığınız Mehmet İnce nerede Maraş'ta söyle. Mehmet İnce. Mahur. Mahur. Güzelim. Mahur. Mahur. Bu da benim için. Aşk olsun. Mahur. Ha. Su. 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 O benim için. O benim canım. Abi, Celal, abim yaralanmış. Ne oldu burada? Kim yaptı bunu? Bana ne oldu? Yaşayacak.
Merak etme. Yaralanmış ama kanaması var. Omuzundan vuruldu. Mühim bir yara. Ama yaşayacak. Abi. Abi iyi misin? Abi ne olur aç gözlerini. Abi kendine gel Celal. Bir şey yapalım, ambulans çağıralım. Olur, sakin ol. Sakin ol, merak etme. Dediğim gibi yarasını bir hallederim. Sonra anlatacağım ben sana her şeyi. İçeride mi? Yok. Kurşun delip geçmiş. Bu iyi. Bunun neresi iyi? O kadar yakından kemiğe gelseydi kırardı. Daha büyük iş çıkardı başına. Yakından derken? Ya kim vurdu abimi? Ben niye baygındım ayrıca? Evet, senin tansiyonun düştü. Tansiyonun mu? Mutfaktaydık henüz. Son limonata vermiştin sen bana. Evet, içemeden de bayıldın işte. Bayan, sen bana bir sıcak su getirir misin? Bir önce ne olduğunu anlatın, sonra gidelim. Diye anlatacak bir şey yok işte. Sonra çatışma çıktı. Abini de vurdular. Kim vurdu ya abimi? Mahur, ne bileyim kim vurdu? Bizi yangında bırakanlar herhalde, ne bileyim ben? Hiç sanmıyorum. Ne demek o abi? Bayan, sana da sıcak su getir bak. Yarın mikrop kapacak, daha başındayız. İş alırız başımıza. Tamam. Buyurun bakalım. Kandırdın mı sen beni? Ne verdin kıza? Kız kardeşimi öldürecek değilim herhalde. Bırak lan bu anlayış ayaklarını. Kızın ölüm demini veren sen de miydin? Geçmişte bazı hatalar yaptım. Doğrudur Maraş'ta. Ama pişman oldum. Geçmişi geçmişte bıraktım. Öyle mi? Geçmiş geçmişte kalmışmış. Bana bak. Sen hamleni yaptın. Şimdi sıra bende. Tek hareketinde kan kaybından gidersin burada. Söyleyeceksin. Anladın mı lan? Hı? Anladın mı? O kıza da arkamdan salak salak şeyler söyleme, gebertirim seni. Duydun mu? Duydun mu lan? Sessiz ol. Sessiz ol. Celal. Ne güzel. İyi misin abiciğim? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim güzelim, iyiyim. İyiyim, kötü olsam söylerdim zaten. Merak etme. Geçecek. Dayanırım da. Geçecek. Celal, bu adamlar burayı biliyorsa tekrar gelmeyecekler mi? Biz niye burada duruyoruz? Gittiğimizi düşünüyorlardır. Zaten diğer türlü de buraya gelmeye göz alamazlar. Güvendeyiz. Ya güvende falan değiliz burada. Ayrıca abimin yarası da kötü görünüyor. Abi telefonun nerede? Hadi söyle bak, ben birilerini arayacağım, ambulans çağıracağım. Böyle olmaz. Yok Mahur. Şu an hiçbirine bir faydası olmaz bize. Celal, böyle olmaz bence. Bir şeyle sarmamız lazım bizim burayı. Yukarıdan bir şey bulsun da saralım şunu. Saralım tabii. Sen böyle üzerine bas. Korkma. Haydi. Abi ne oluyor? Bir tane.
Şimdi beni çok iyi dinle. Sana söylediklerim aramızda kalacak, tamam mı? Ha? Tamam, ne oluyor? Tamam. Şimdi söz ver bana, ne olursa olsun hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Ha güzelim. Tamam, tamam anlat. Tamam. Sabah hatırlıyorsun, uyanıp yanıma gelmiştim. Sana hazırladığım limonatadan verdim. Geceden hazırlayıp dolaba koymuştum soğusun diye. Sonra sen limonatayı içer içmez düşüp bayıldın. Bilmiyorum limonatada mı bir şey vardı. Tansiyonum mu düştü artık, ne olduğunu bilemiyorum. Ne demek o ya? Anlatacağım. Sonra Maraşlı geldi. Ne oldu dedi. Birden düştü bayıldı dedi. Limonatadan içti mi dedi. Evet dedim. Ne olduğunu anlamadım. Birden gerildi. Bunu Mahur'a sen yaptın diye üstüme gelmeye başladı. Ben de tabii saçmalama dedim. Beni tartaklamaya başladı. Ben de tabii karşılık verdim. Kavga büyüdü. Sonra çekip vurdu beni. Abi saçmalama. Niye vursun seni Maraşlı? Yapmaz öyle bir şey. Bilmiyorum Mahvum, bilmiyorum. Vardır herhalde kendince bir sebep. Bu adam hayatımıza girdiğinden beri hiçbir şey yolunda gitmedi Mahvum. Adam her yerde, her yerde. Ben artık hayatımızı bu kadar çok kurtarmasına değil, hayatımızın bu kadar çok sık tehlikeye girmesine şaşıyorum. Abi olamaz öyle bir şey. Niye vursun seni Maraşlı? Ne yani? Ben uyduruyor muyum? Hem de bu halde. Mahur, bu adam tehlikeli. İlişkinizi hep destekledim ama tehlikeli. Buldun mu bir şey? Bunu bulabildim. Şurada sıkıca sarardı şimdi. Olur o. İyi olur. Kalkman lazım Necati. Hazır kalma. Başını kaldır. Bence başka bir planı var. Kimin? Savaş'ın işte. Hala öldürmediyse. Mutlaka. Yoksa bizi süs bitkisi gibi niye diksin buraya? Abi şu iplerden kurtulmamız lazım. Niye? Ne yapacaksın iplerden kurtulup? Nereye kaçacağız? Ne yapacağız? Böyle oturacak mıyız? Bir planın mı var? Yok ama şu iplerden kurtulursak yaparız baba. Yaparız. Ne yapacağız? Sen kapının arkasına saklanırsın gizlice. Savaş'ın adamı gelince saldırırsın ona. Arkadan tutarsın, ben de sopayla kafasına vururum. Alırız silahını, indire indire adamları alevler içinde çıkarız. Bu mu plan? Sen başımıza gelecekleri çoktan kabullenmişsin baba. Ben ne desem boş. Evet, boş. Boş konuşuyorsun çünkü. Anladım baba, anladım. Her zamanki gibi sinirini benden çıkarıyorsun. Ben mi sinirimi senden çıkarıyorum? Oğlum, hayatımızın içine... Daha birkaç saat önce abini öldürdüm. Biz zaten çoktan öldük. Ailemiz dağıldı. Elimizde avucumuzda ne varsa gitti. Şirket battı. Şimdi bir de sinirimi senden çıkarıyorum diye alınganlık mı gösteriyorsun bana? Alınganlık falan yapmıyorum baba. Sadece bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Çalışma İlhan. Allah aşkına bir şey yapmaya çalışma artık. Bırak. Ne olacaksa olsun. Celal. Gelsene. Ne oldu? Gel sen bir gel.
Bir şey mi oldu? Bilmiyorum, onu sen söyleyeceksin. Anlamadım. Abim iyi değil sanırım. Yani normal bu, kurşun yedi. Kurşun yarası ağırdır. Biliyorum. Biliyorsun. Yani bitmeni istemezdim ama. Evet, biliyorsun. Celal bak, abim bana az önce olanlar hakkında bir şeyler söyledi. Ama benim pek aklım almadı. Senden duymadan daha doğru olacağını düşündüm. Ne anlattı? Abimi sen mi vurdun? O mu söyledi bunu? Evet, o söyledi. Celal, ben baygınken ne oldu? Lütfen bana her şeyi anlatır mısın ama hiçbir şey saklamadan. Sen de ona inandın yani. Hayır, inanmadım. Yani abimle alıp veremediğin ne olabilir ki? Benim abim dünyanın en saf adamı sonuçta. Ama... Belli ne kadar saf olduğu. Aması ne? Hani abim niye böyle bir yalan söylesin anlamadım. Celal bak, bana sadece gerçekleri anlat, olur mu? Sen mi vurdun abimi? Ben vurmadım. Hilal vurdu. Hilal? Eski karın Hilal. Evet. Celal, dalga mı geçiyorsun? Sen benimle kafayı mı yedin? Hilal'le ne alakası var? Hilal nereden çıktı? Sakin ol, bir anlatayım neyin ne oluyor. Ya neyi anlatacaksın sen bana? Burada benim abim vurulmuş. Sana abimi kim vurdu diyorum. Dalga geçer gibi Hilal vurdu diyorsun. Ne oluyor Maraşlı? Mahur, bir dinle. Ben niye yalan söyleyeyim sana bu konuda? Sana diyorum, ne oluyor? Celal, konuşacak mısın? Sen mi vurdun abimi dedim. Ben vurdum. Nasıl yani? Neden? Neden vurdun Celal sen benim abimi? Çünkü senin abi bir hain. Anladın mı? Senin ölmen isteyen oymuş. Ozan değil. Ozan sadece öyle kıskanç, gözü yüksekte olan bir çocukmuş. Asıl hain senin abin. Necati abin, öyle mi? Evet, Necati abin. Celal, Necati abim benim neden ölmemi istesin? Çünkü öz abin değildi o yüzden. Ömer'in oğlu o. Bütün aileden intikam almak istemiş. Sadece o da değil. Bir takım karanlık güçlere satmış kendini. O konser saldırısını düzenleyen oymuş. Zeliş'in bu hale gelmesinin nedeni de o. Yani senin abin düşündüğün kadar masum biri değil Mavur. Delikanlı bir katil. Aklını, vicdanını kötülüğe satmış bir pislik. İnanmıyorum. İnanmıyorum Celal. Nasıl inanayım ki ben böyle bir şeye? İster inanma. O Behram'la savaşta ortaklığa giren de o. Başından beri ben bu işin peşindeyim Mavur. Sonunda emin oldum artık. Senin abin pisliğin biri. O yüzden içeride öldürmedim, dua et. Ya Celal, Necati abim karıncayı bile incitmez ki. Zorunda kalmadıkça evden çıktığını bile görmedim. Ayrıca bunları yapabilecek kadar ayık olmadı hiçbir zaman. Benim abim kitaplarla büyüyen çocuk gibi bir adam, inanmıyorum, olamaz böyle bir şey. Bak, hayatta bazı gerçekler var Mavur. Sen ister inan, ister inanma, onlar gerçektir. Sonra bir gün bütün çıplak dile önüne serilir. Anlarsın öyle her gördüğüne, bildiğine inanmaman gerektiğini. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun Celal. Mavur yapma, bak ben bu yola başımı koydum. Yapma, vur bana. Celal, yalan söylüyorsun. Mahur. Celal, defol git buradan. Bana güvenmiyor musun? Eğer o kurşunu da abime sen sıktıysan defol git buradan. Mahur, saçmalama. Dokunma bana. Mahur, doğruyu söylüyorum. Celal, defol git dedim. Defol! Ne oldu, niye susuyorsun? Çok zor bir soru sormadın bence. Yok, zor bir soru sormadın. Kırıldım sadece. Benden böyle bir konuda şüphe ettiğin için ben... Hayır bak, ben sen... Ben senin abin niye burayım Mahur? Bak, ben kimseden şüphelenmedim.
Ben sadece işin aslını öğrenmek istiyorum. Gerçek ne Celal? Gerçek bu işte. Abin içeride yaralı. Salonun ortasında. Hastaneye yetişmemiz gerekiyor. Kan kaybediyor. Mahur. Bizim peşimizde karanlık insanlar var. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Bizi gördüklerine de saldırıyorlar. En son bizi evin içinde diri diri yakmaya kalktılar. Hatırlatayım. Haklısın. Olayın şokuyla saçmaladı herhalde. Abinin saçmalama potansiyeli var. Bunu sen de biliyorsun. Bak ben sadece korkuyorum. Birine bir şey daha olacak diye çok korkuyorum. Korkma. Oh, korkacak bir şey yok. Ve senin yanındayım. Tamam mı? Celal, hastaneye gitmemiz lazım. Böyle olmaz. Tamam, ben bir araba bulayım dışarıda. Tamam. Öleceğim. Öleceğim galiba. Biz Celal'le yetiştireceğiz seni hastaneye. Merak etme Celal, ne olur acele et. Yetiştirelim abimi. Merak etme. Abi. 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 Abi uyuma, abi. Yaşasın, eve geldik sonunda. Oğlum yavaş dur. Firuzan bir daha dönmez değil mi o otele? Bilmem. Avukat mahkeme sonuçlanana kadar bir şey olmaz dedi. Peki sonuçlandıktan sonra? Yani babamla İlhan pek de kurtulabilecekmiş gibi durmuyor. Kötüyü çağırma Dişat. Ne bileyim Firuzan ya, o kadar korkunç şey geldi başımıza. Kötüyü çağırdık diye mi? O kadar şu evi benim üzerime yap dedim. Ama yok. Yapsa şimdi böyle mi olurduk? Bu duruma geleceğimizi bilse kesin yapardı bence. Hiç sanmıyorum. O eski karısının hayalinden bir türlü kurtulamadı. Neyse boş ver. Bir duş alalım da şu üstümüzü değiştirelim bir an önce. Hoş geldiniz Firuzan Hanım. Hoş geldiniz Dilşat Hanım. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. O kadar korktuk ki. Korkmaya da devam ediyoruz Nurhan'cığım. Aziz Bey ve İlhan Bey'den haber var mı? Hayır yok. Ama bunu böyle ulu orta konuşmayalım, tamam mı? Polis peşlerinde. Bizi dinliyor olabilirler. Hepimizi mi dinliyorlar? Sadık, seni niye dinlesinler? Firuzan Hanım lafın gelişi öyle söyledi. Ama biz yine de dikkatli olalım, olur mu yani? Ne olur ne olmaz. Tabii Dişat Hanım. Aç mısınız? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, biz çıkmadan otelde yedik. Ama senin o güzel yemeklerini çok özledik. Akşama bize şöyle güzel bir sofra kurarsın değil mi? Tabii, ne demek. Ben bir Oğuz'a bakayım, öyle fırladı gitti. Atların oraya gitmiştir kesin. Tüm bunlar hep senin yüzünden. Bunun böyle olacağı başından belliydi Nurhan. Allah bunun hesabını sormaz mı? Al işte bak gör. Kadın içeride ölü balık gibi Sedef Hanım tablosuna baka kalmış. Kim? Dilşat Hanım mı? Yok canım, onun ne derdi olur ki Sedef Hanım'la? Firuzan, Firuzan. Kadın haklı. Evlendiğinden beri felaket üstüne felaket. Bir rahat edemediler ki. Masum bir insanın kanına girdik Nurhan. Felaket gelmeyecek de ne gelecek başımıza? Konuşa konuşa sen çağırdın felaketi. Ha, ben sana dedim. Dinledin mi, dinlemedin? Hayır. Şimdi mutlu ol.
Bu kadar felaket gelmesi az bile. Ben bahçeye ceset gömdüm Nurhan, ceset. Ha? Sen ne diyorsun? Ne çektiğimi bir ben bilirim. Böyle günah adamı yanına bırakırlar mı ha? Burnuna fitil fitil getirirler. Sadık sus, beyi duyacak. Duyarsa duysun. Sokağa çıkıp bağıracağım Nurhan. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk diye bağıracağım. Aziz Bey'e iftira attılar. İftira ya da değil. Olan oldu. Rezilliğin bini bir para. Benim Aziz Bey'in yanında olmam lazım. Onu aldılarsa beni de almaları lazım. Sadık delirdin herhalde. Git itiraf et o zaman. Senin de hastasındır hapse. Delirdim Nurhan. Delirdim, anladın mı? Sadık, aklını başına topla. Senin de bir ailen var. Beni düşünmüyorsan kızını düşün bari. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi abimi? Yok Savaş Bey. Her yere baktık. Tüm adresleri taradık. Gizli evleri, depoları sorduk, soruşturduk. Yok. Bulamazsınız. Abim bulunmak istemezse bulamazsınız. Ne yapacağız peki? Düşüneceksiniz. Nasıl ya? Bak ben sabahtan beri düşünüyorum bu adam nerede olabilir diye. Abim zeki adamdır. Muhakkak bir iz bırakmıştır. İz bırakmadan ortadan kaybolmaz. B planı hazırdır. Peki aklınıza bir yer geliyor mu saklanabileceği? Hı hı. Geliyor. Ama o izi benim için mi bıraktı yoksa başkası için mi? Ona tam karar veremiyorum. Anlamadım Savaş Bey. Abiniz nerede tam olarak? Senin mi burası? Benim değil. Artık bizim. Aslında sahip olacaklarından sadece bir tanesi. Biraz uzakmış ama. Uzaklar güvenlidir kardeşim. İyidir. Aman burayı kimse bilmiyor ha. Sadece sen ve ben. Komuta merkezi gibi mi? Gibi. Gibi. Sana bir şey soracaktım. Sor. Sen çok zengin birisin değil mi? Yani. Evet öyleyim. Ama artık sen de zenginsin. İşte onu söyleyecektim. Ben aslında böyle zengin olmak istemiyorum. Acaba diyorum ben de kendi işimi mi kursam? Nasıl bir iş mesela? Ben sokaklarda büyüdüm. Bütün sokakları ele geçirebilirim. Önce sokakları, sonra mahalleleri, semtleri. Eğer istersen bu şehirdeki bütün karanlık adamları bizim yanımıza alabilirim. Aslında fena fikir değil. Yani böyle bir güç işimize yarar. Yarar tabii. Eğer o türeller söylediğin kadar güçlülerse kesinlikle yarar. Tamam. Nasıl istersen. Ben sana her türlü desteği sağlayacağım. Peki şimdi girip bir de içeri bakmaya ne dersin? Olur. Dinliyorum. Çok yakında hazır olacak. Çok yakında. Ben hemen adamları hazırlıyorum. Buyurun. Sadık Akçay, Nurhan Akçay. Burada mı yaşıyor? Evet, annemle babam. Behi Akçay? Benim. Evdeler mi? Kim? Aziz Türel, İlhan Türel. Yok, yok. Onlar gelmediler valla. Sen şu annenle babanı çağır bakalım. Önemli mesele hakkında konuşacağım onlarla. Ne konuşacaktınız acaba? Ne meselesi? Sen çağır. Gerekli görürsem sana da izah ederim. Tamam. Baba.
Polis. Ne polisi? Polis polisi işte baba. Sizi soruyor annemle. Bizi mi soruyor? Eyvah. Bittik biz. Birisi bizi ispiyonladı. Kesin bizi götürecekler Nurhan. Dur Sadık, dur. Kim neyi ispiyonlayacak baba? Sadık sus. Sus Sadık. Ya niye susacağım? Adamlar bizi götürmeye geldiler işte. De iyi ya. Aziz Bey'in yanında olmam lazım. Benim de onlarla içeride olmam lazım diyordun. Al işte. Ama içeride değiller. Kaçtılar. Hay la havle. Annem, hadi tamam. Adam bekliyor artık. Yürü Sadık. Yürü. Beni sen burada kal kızım. Nurhan Hanım. Sadık Bey. Buyurun biziz. Şöyle biraz konuşalım mı? Şey memur bey içeri buyursaydınız bir çay kahve ikram etseydik. Vallahi misafirliğe gelmedim. Şimdi önce çayınızı kahvenizi içip sonra kelepçelemek olmaz. Tatsız olur. Kahve yani. Kelepçe derken? Bizim ne suçumuz var polis bey oğlum? Vallahi bir suçunuz yok. Ama konuştukça ortaya başka şeyler çıkabilir. Birkaç soru sormam lazım size. Kimin hakkında? Birinin hakkında mı olması lazım? Ya da biriyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey mi var? Yok yani ne münasebet biz kimin hakkında yani kimse hakkında söyleyecek bir şeyimiz yok. Ozan Şanver'i tanıyor musunuz? Tanıyoruz elbet. Tanıyorum. İyi çocuktu rahmetli. Kim öldürdü onu? Biz nereden bilelim polis bey oğlum? Yani bize öldürülmüş dediler. Peki şimdi Türeller'in soruşturması büyüdü. Bir sürü bağlantılı dosya soruşturuluyor. Ozan Şanver cinayetiyle ilgili bir şey duyar öğrenirseniz bana haber veriyorsunuz, tamam mı? Tamam. Bir de bu Ömer Tokgözü değil mi? Şey, Ömer Bey, Aziz Bey'in eski ortağı. Tanır mıydınız? Tanırız elbet. Şimdi bu Ömer Tokgözü Aziz Türel öldürmüş olabilir mi? Hayır memur bey, Aziz Bey öyle şey yapmaz. Aziz Bey yapmamıştır. Hayır. İşte yapmaz da şimdi durum ortada. İnsanın aklına her şey geliyor. Bütün eski dosyalar çıkıyor ortaya. Bir bağlantı arıyoruz mecburen. Ve bu suça karışan herkes yanacak. Bizim de istediğimiz suça kim karıştıysa kanun önünde cezasını çekmek. Temennimiz bu yönde. İnşallah. İnşallah. Siz yine de düşünün bakalım. Geçmişe dair bir detay, bir sır hatırlarsanız bana haber verin. Tamam mı? Tamam. Tek kelime söyleme Sadık. Tek kelime söyleme. Bir daha bu evde bu konuda konuşma. Tamam tamam. Ya bir daha gelirlerse ne diyeceğiz? Gelmezler. Sen çağırmadıkça gelmezler. Thank you.
İyi. Nevzat! Nevzat geldim. Geldim bekle buradayım. Ne yaptılar sen kardeş? Dur. Komutanım neredesin sen ya? Nevzat'a bak ya. Randevu açtığımızı unutmuştun Nevzat. Vallahi ayıp ettim komutanım ha. Oğlum ayıbı sen ediyorsun. Bir nefes al da beynine oksijen gitsin. O şerefsiz kapattı beni buraya. Geberteceğim onu bir bulayım. Sen nasılsın? Mağrur'un kirası değil mi? Kıpraşma dur. Reis, reis. Öldüğünü sandım be komutanım. Gel bir sallayayım sana. Hadi gel. Allah buraya başlattı. Haydi, hadi gitmemiz lazım. Hadi acelemiz var. Çıkalım. İyi misin? Vallahi ben de görüntü gitmiş komutanım. Dumanların arasında. Gözüm bir açtım buradayım. O şerefsiz de karşımda tabii. Hayır hiçbir şey de söylemiyor ki. Ben de soramadım. Öyle korktum ki komutanım orada diri diri yanmanız diye. Öyle öyle. Kurtardı ikimizi de. Planı varmış şerefsizin. Nasıl yani? Ha. Neymiş? Hadi yoldan da atarım. Hastaneye yetiştirmemiz lazım onu. Niye ne oldu ki? Vuruldu. Vallahi mi? niye götürüyoruz ki hastaneye o zaman komutanım? Özlü şerefsiz. Nevzat. Ya hak etti ama komutanım. Hak etti de ben vurmadım. Kim vurdu? Hilal. Ne diyorsun sen komutanım? Ne oldu da ortalık karışı bu kadar? Haydi Nevzat haydi. Acelemiz var hadi. Kanka hemen gidecek adam hadi. Yolda anlatırım. Nerede kaldı bu Maraş'ta? Ölmemi bekliyor herhalde. Saçmalama abi gelir birazdan. Azıcık daha dayan tamam mı? Bana bak. Sen bir şey çaktırmadın değil mi? Yani sordum ama bir şey söylemedin. Bir dakika. Sordum ne demek? Adama direkt abimi sen vurdun diye sordun mu? Hayır tabii ki. Yani abi bilmiyorum. Bak benim kafam çok karıştı. Ya Maraşlı niye vursun seni ben anlamıyorum. Ne alıp veremediği olabilir ki seninle? Ah benim Mustafa kardeşim. Aşk insanın gözünü böyle kör ediyor işte. Ne alakası var abi? Bak bu söylediğin çok ciddi bir şey. Farkındasın değil mi? Ya Maraşlı niye yapsın böyle bir şey ben anlamıyorum. Ne bileyim ben Mahur. O kadar hani oldu ki ben de anlamadım. Abi bak sen emin misin? Gerçekten Celal mi vurdu seni? Tabii ki değilim. Ben sayıklıyorum Mahur'um. Benim kafam her zamanki gibi çok güzel ya. Farkında mısın sen? Ben hiç olmadığım kadar ayıyım. Bak Mahur, seninle Maraş arasına girmek istemiyorum. Ama o adamda bir şey var. Ya sinirini kontrol edemiyor ya da bilmediğimiz bir sırrı var bu adamın. Az önce canımdan oluyordum. Sence bu normal bir şey mi? Değil. Tabii ki değil de. O zaman ne olursun, lütfen dikkat et bu adama. Bak ben kendi canımdan vazgeçtim. Seni düşünüyorum. Biliyorum, ona aşıksın. Ama bir bakıyorsun, o Kahramanmaraşlı kahraman bakışlı Yağız Celal gidiyor. Yerine başka biri geliyor. Celal nerede kaldın? Çok kan kaybetti. Hastaneye gitmemiz lazım. Nevzat? Geçmiş olsun yenge. İyi misin sen? İyiyim. Komutanım haber etti. Geldim. Komutanım
yaptığını mı haber ettin? Bir dakika, ettin, bir dakika. Haydi zamanımız yok, haydi. Yavaş, yavaş. Yavaş, Nur, yavaş. Askeriye de böyle mi öğretiyorlar? Hadi bastır. Emin misiniz Savaş Bey? Gerçekten yapacak mısınız? Gerçekten emin olsaydım yapmazdım biliyor musun? En kötüsü belirsizlik. Abim beni arayıp ben artık intikam almaktan vazgeçtim. Ailemle mutlu mesut yaşayacağım. Sen artık benim ailem değilsin deseydi o zaman yapmazdım. Ama öyle yapmadı. Bana yalan söylemeye devam etti. İster beni ikna etmek için de ister kandırmak için yalan söyledi işte. O yüzden emin olamıyorum Suat. Acaba abim bir hain mi? Tekrar bir konuşsanız olmaz mı? Öyle mi diyorsun? Konuşmalı mıyım sence? Bence konuşmalısınız. Peki o zaman şöyle yapalım. Önce öldürmeye çalışalım. Olur da kurtulursa senin dediğin gibi yaparız. Son bir şans veririz ona. Ne dersin? Çok fazla ihtimal var ama siz öyle diyorsanız. Gel anne. Bak ne güzelmiş. İstemiyorum ben. Eve gidelim. Ben burada kalmak istemiyorum. Eve götür beni. Babanın yanına götür beni. Burada çok iyi bakacaklar anne sana. Seni yedirecekler, yıkayacaklar. Ayrıca kapın hiç kilitli olmayacakmış değil mi hemşire hanım? Tabii ki kilitlemeyeceğiz. İstediği gibi yanımıza gelebilecek Zehra hanım. Ne zaman dışarı çıkmak isteseniz birlikte çıkacağız. Arkadaşlarınızla gezmelere gideceksiniz, aktiviteler yapacaksınız. Duyduğuma göre siz de hemşireymişsiniz Zehra hanım. Aa, siz de mi bizim hapishanede çalışıyorsunuz? Ama hiç görmedim ben sizi. Yok, ben burada çalışıyorum. Hemşire olduğunuzu oğlunuz söylemişti bana. Gel şöyle bir oturalım anne. Bak ne kadar rahat. Aa, bunu baban mı aldı sana? Ay çok güzel. Yok, babam almadı anne. Bak, o Necati benim abim. Beni sokaktan kurtardı. Seni de buraya o yerleştirdi biliyor musun? Artık yalnız değiliz. Ay. Ay. Sen benim oğlum musun? Ben babamın oğluyum ama bana da oğlum derseniz asla itiraz etmem. Ömer'in eşyalarını da getirdiniz mi? Krem pantolonu çok çabuk kırışıyor. Hemen asmamız lazım onu. Getirdik, getirdik. Asacağım şimdi hepsini. Öldürdüler. Ömer'i öldürdüler. Seni de öldürecekler. Beni de öldürecekler. Hepimizi öldürecekler. Kaçalım buradan. Kaçalım. Anne bak sakin ol. Burada sana çok iyi bakacaklar. Abim bana söz verdi. Bize bunu yapanlardan intikamımızı alacağız. Babamı öldürenlerden intikamımı alacağım anne. Söz. Bakayım. Celal çok kanaması var. Ne kadar uzaklıktadır hastane? Bir şey olmaz. Daha vücudunda çok kan var. Ne biçim laf ya? Sen nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun ben anlamıyorum. Umursamaz davranmıyorum bayan. Ama hastaneye yetiştiriyoruz işte. Ben telaş etmeyin diye öğretiyorum. Öyle daha çok telaş ediyorum. Tamam tamam kumrular. Benim yüzümden kavga etmeyin ben iyiyim. Tövbe estağfurullah. Hayırdır Nevzat? Yok bir şey yenge. Yol sarsıyor ya. Buna dedim. Dikkat et Nevzat. Bir bak bakayım. Nevzat dur! Pusu sür sür sür! Sür hadi sür sür!
Allah kahretsin. Elin, elin. Dur burada, dur. İnelim buradan. Bayan, in. Bağır, çabuk kulübe. Hadi. Nezat. Komutanım. Bak, mermiler az. Mühimmatı idareyle kullan. Ayıp Allah'a komutanım ya. Ne zaman boşa sıktığımı gördün benim. Sen bilmiyorsun. Haydi, haydi. Nezat. Komutanım. Öne gidiyorum, koru beni. Tamam komutanım. Celal, dikkat et. Mahmur, içeride kal. İyiyim canım, iyiyim, iyiyim. Kim bunlar? Savaş tabii, kim olacak başka? Peki bu herif nereden buldu burayı? Hiç peşimizi bırakmıyor ki zaten. Ne işi var hala bu adamı bizimle? Kafayı yiyeceğim. Maraşlı bu. Evet, yanındaki de abim ve adamları. Keşke daha kalabalık gelseydik. Necati Bey neden böyle bir şey yapıyor anlamış değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok Suat. Hain çok yakınımızda. Lan! Savaş Bey, gitmemiz lazım. Zevzat, koru beni! Nevzat! Komutanım, memnun bitti. Geliyorum. Savaş Bey, ne yapıyorsunuz? Yanacaksınız. Ön taraftan çık. Dikkat et. Gittiler mi? Nevzat! Temiz! Geliyorum. Gittiler mi? Bunlar burayı nereden biliyor komutanım? Nasıl bulmuşlar bizi? Nasıl bulduklarını özledi. Neden burada olduklar mühim? Adamlar resmen öldürmeye sıktılar bizi. Öyle oldu biraz. Neyse hadi, yola çıkalım, yaralamız var. Doğru dedin. Hastamız var. Şu halimize bak. Yıllardır planladığımız, uğraştığımız şey ne hale geldi? Sebebi de kim? Öz abim. Bence Necati Bey'i bir dinleseniz iyi olur. Ne anlatacak ki? Ne söyleyecek? Gördün, adamları öldürüyordu bizi. Onlar Necati Bey'in adamları değil. Belki de bize vermemek için dümen yaptılar. Belki de ellerinde tutsak. Çok iyi niyetlisin Suat. Abim hiç kimsenin tutsağı olmaz. Bir yolunu bulur, sıyrılır o. Ama bu iş burada bitmedi. Savaş Bey, yapmayın. Çok güneş var.
Şanslıymışsınız Necati Bey. Kurşun kemiğe zarar vermemiş. Ancak dokuda zarar var. Birkaç güne iyileşirsiniz. Çok şükür. Çok şükür doktor bey. Vallahi görünmez kaza işte. Aslında kardeşime görünmüştü ama... maalesef biz küçük sözü dinlemedik. Yoksa o kadar da uyardılar. Orası av bölgesi dediler, girmeyin dediler. Ama dinleyen kim işte? Birkaç gün daha sizi misafir edeceğiz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Psst. Ucuz yırttık ha. Ne dersin? İnandı bence. Sen hep böyle rahat rahat yalan söylüyor muydun ya? Ben mi hiç fark etmedim? Bir dakika, bir dakika. O ne demek şimdi? Ha sen benim ne yapmamı tercih ederdin? Doktora direkt Maraşlı beni vurdu mu deseydim? Ben ne bileyim. Bana böyle rahat rahat söyledin ya Maraşlı beni vurdu diye. Kalbimi kırıyorsun ama Mavur. Hayır bir dakika ben... kabul ediyorum bak ben bu evin delisiyim. Evet çoğu zaman ayık gezmiyorum. Ama ben durdururken kardeşime niye böyle bir yalan söyleyeyim? Hem abinin sözüne inanmayıp Maraşlı'nın sözüne inanmaktan neymiş? Allah aşkına bir düşünsene Mavur. Ya bugüne kadar hiçbir kafanı karıştıracak şeyler olmadı. Ya bu adamda bir gariplik var. Sanki sürekli bir şeyler gizliyor gibi. Abi tamam. Tamam. Daha fazla konuşmayalım bunları. Ben bir hava alacağım. Sen niye hala bekliyorsun burada? Tehlikede olabilirsiniz çünkü. Asıl tehlike sen misin acaba? O ne demek? Celal bak. Ben artık senin bu hallerinden çok sıkıldım. Tamam mı? Hangi haller onlar? Öfkeni kontrol edememenden. Sürekli yıkıp dökmenden sonra karşıma geçip bilmediğin şeyler var demenden. O kadar sıkıldım ki. Bu belirsizlikler, her şey beni artık çok yoruyor. Boğuluyorum. Sen bayağı dolmuşsun bayan. Ben göründüğüm gibiyim. Hiç kimseden bir şey sakladım yok. Emin misin? Evet eminim. Ama senin insanların lafından doluruşuna gelip beni suçluyorsun. Abimle bir alakası yok. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Her şey ortada çünkü zaten. Neymiş ortada olan? Söyle. Celal bak. Ben artık kime, neye, nasıl güveneceğimi gerçekten bilmiyorum. Kayboluyorum ben. Anlıyor musun sen beni? Kayboluyorum. Bak seni anlıyorum. Tamam mı? Ne çektiğin de farkındayım. Ama bana güven. Zamanı geldiğinde ben seni her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Hangi zaman Celal? Zaman bize iyi davranmıyor görmüyor musun? Gün geçtikçe sevdiklerime birer birer bir şey oluyor. Bitmiyor. Aylardır bitmiyor, bitmeyecek de. Bak Mahmut. Tamam. Yeni bir şey söylemeyeceksen söyleme. Ben artık bu kafa karışıklığıyla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum çünkü. Yaşamak da istemiyorum. En çok korktuğum ne biliyor musun? Hani sen bana hep böyle bir şey diyecek gibi bakıyorsun ya. Ben diyeceklerinden çok neden bunları diyemediğini duymaktan korkuyorum. Korkma. O zaman sen de korkma Celal. Sen de korkma. Hadi anlat bana ne olur. Ne bu benim bilmediğim şeyler?
Neden saklıyorsun benden? Neyi saklıyorsun? Ne olur anlat artık. Yine diyecek bir şeyin yok değil mi? Yine susuyorsun. Tamam git o zaman Celal. Git. Bana söyleyecek bir şeyin olmadan da gelme bir daha karşıma, tamam mı? Gerçekten gitmemi istiyor musun? Ben sadece aramıza sırlardan duvar ören bu adamı artık görmek istemiyorum. O yüzden evet. Git. Olur. Sen öyle istiyorsan. Olur. Efendim Firuzan. Beni aramışsınız. Kimsiniz? Firuzan benim. Mahur. Mahur? Neredesin sen? Kimin numarası bu? Telefonumu kaybettim de yeni bir hat aldım kendime. Çok merak ettik sizi. Necati'ye de ulaşamıyoruz bir türlü. Neredesiniz Allah aşkına? İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz abimle birlikteyiz biz zaten. Oh çok şükür. Babanlar aradı mı sizi? Yok. Niye arasın ki benim babamlar? Bir şey mi oldu? Nasıl ya? Haberiniz yok mu? Bütün ülke çalkalanıyor. Ne oldu Firuzan? Anlatsana. Babanlar hapishaneden kaçtı. Ne? Firuzan saçmalama. Abimle babam yapamaz ki öyle bir şey. Yapmışlar işte. Kaçtıklarından haberin yoksa öncesinde olanlardan da haberin yoktur herhalde. Ya Firuzan parça parça anlatmasana şunları. Ne olmuş? Hapishanede birileri sıkıştırmış bunları. Abini yaralamışlar. Baban da durumu görünce kalp krizi geçirmiş. Tabii apar topar hastaneye kaldırmışlar. Biz de koştuk hemen gittik ama. Operasyon tehlikede artık. Necati Türel, Mehmet'in canı yaşadığını biliyor. Bu bilgiye nereden, kimden ulaştı burası çok mühim. Necati'nin arkasındaki o büyük güce ulaşmak daha da bir önem kazandı. Bunlar Mehmet'in canı ne istiyor? Bunu da öğrenmek lazım. Ama bu yolla olmaz artık. Bugün Hilal güya göre vuruna Nevzat'la Mahmut'un hayatını hiçe sayarak Necati'yi vurdu. Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var. Ya Mahur uyanmasaydı.
Bu yollardan çok kez geçtim. Ardıma bile bakmadan, şuram sızlamadan. Ama bu seferki başka. Kalsam yakıyorum, gitsem yanıyorum. Bulacağım bir hal çaresine. Söndüreceğim bu ateşi. Başka yolu yok mu araçta? Başka yolu yok. Mahur. Ne oldu? İlhan abimle babam hapisten kaçmışlar abi. Babamla İlhan hapisten kaçarken düşünebiliyor musun? Bir hayal et lütfen. Ya abi ne diyorsun? Ne diyorsun? Firuzan aradı şimdi. Gerçekten hapisten kaçmışlar. Polis her yerde onları arıyormuş. Üstelik İlhan abim de yaralıymış. Ne? Nasıl yaralıymış ya? Bilmiyorum, hapiste yaralamışlar. Sonra da hastaneye götürmüşler. Onlar da hastaneden kaçmış. Tamam tamam, sakin ol. Ne zaman kaçmışlar? Dün. Abi ne olacak şimdi? Ne olacak? Nasıl çıkacağız bu işten? O kadar suçun üstüne. Yakalanırlarsa kesin müebbet yerler. Bir dakika, bir dakika. Sonuçta hala yakalanamamışlar. Demek ki sağlam bir yerde saklanıyorlar. Bak sakin olacağız, bekleyeceğiz. İlla ki bir haber gelecektir. Yani iyi de neden nasıl böyle bir şey yaparlar ki? Dedin ya işte içeride yaralamışlar diye. Demek ki geri dönseler öldüreceklerdi. O yüzden kaçtılar herhalde. Ya iyi de nereye kaçacaklar abi? Nereye gidecekler ki? Nereye gidebilirler? İnşallah çoktan yurt dışına kaçmışlardır. Baya baya. Hapishaneden kaçmışlar yani. Özür dilerim bir tane. Gerçekten sinirim bozuldu. Araçlı da gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Git dedim gitti. Sen git dedin. Maraşlı'ya. Bir şeyler saklıyor benden. Hissediyorum. Başından beri hissediyorum. Sen de öyle deyince ben de dayanamadım işte. Ya anlat ya da git dedim. O da gitti. Aynen öyle. Thank you.
Ne zaman bırakacaksınız bizi? Sen hapishaneden kaçmadın mı? Ne bu acele? Yetişmen gereken bir yer mi var? Misafirliğe mi gideceksin? O yüzden sormadım. Zaten polis, jandarma, herkes sizi arıyor. Bahaneyle saklanıyorsunuz işte. Ölü müyüz, diri miyiz kimse bilmeyecek. Aynen öyle. Efsane olacaksınız. Yıllarca sizin adınıza haber yapılacak. Ben anlamadım. Bizi öldürüp gömecekler. Cesetlerimiz bulunmadığı sürece de hapisten kaçan adamlar olarak kalacağız. Gömmekle uğraşır mıyız bilmiyorum. Savaş Bey genelde yakmayı sever. Asıl tehlike sen misin acaba? Ben artık senin bu hallerinden çok sıkıldım. Belirsizlikler, her şey beni artık çok yoruyor. Yapma Maraşlı. Biz bu yolu bunun için çıkmadık. Bu kadar basit değil. Maalesef aşk karmaşık bir duygu İlal'im. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yalnız zamanımız oldukça daraldı. Mahur'la vedalaşma vakti geldi de çattı. Ben artık kime, neye, nasıl güveneceğimi gerçekten bilmiyorum. Zaman bize iyi davranmıyor, görmüyor musun? Gün geçtikçe sevdiklerime birer birer bir şey oluyor. Bitmiyor. Aylardır bitmiyor, bitmeyecek de. En çok korktuğum ne biliyor musun? Hani sen bana hep böyle bir şey diyecek gibi bakıyorsun ya. Ben diyeceklerinden çok neden bunları diyemediğini duymaktan korkuyorum. Bana güven. Zamanı geldiğinde sana hepsini anlatacağım. Sus. Gerçekten gitmemi istiyor musun? Ben sadece aramıza sırlardan duvar ören bu adamı artık görmek istemiyorum. O yüzden evet. Git. Sen öyle istiyorsan. Olurum. Günaydın abi. İyi misin? Daha iyiyim canım. Daha iyiyim. Hatta bence buradan çıkınca daha da iyi olacağım. Sen? Sen bütün gece burada mıydın? Nereye gideyim ki seni bırakıp? Ne bileyim. Belki Celal Bey'in yanında olmak isterdin. Abi,
Bana o konuyu açıklaman lazım. Olan biten hiçbir şey anlatmadın. Bence olan biteni sana Celal Bey anlatmalı bir tanem. Bak, bilmem gereken bir şey varsa ne olur söyle. Aman oğlum. Bilmen gereken bir sürü şey var. Üstelik de herkes hakkında. Abi şöyle bilmeceli bilmeceli konuşma ya. Ciddi bir şey soruyorum ben sana burada. Ama benim de tarzım böyle. Ne yapayım, kusuruma bakma. Hem sen lafı uzatma da bir an önce git konuş şu doktorla. Çıkar bizi buradan. Hadi. Bazen hepinizden o kadar sıkılıyorum ki abi. Tamam. Gideyim konuşayım. Gel. Savaş, senin ne işin var burada? Mahur buralarda. Abimi ziyarete geldim, ne var ki? Mahur burada. Seni çok merak ettim. Eksik olma. Neyi merak ettin? Son zamanlarda biraz garip davranıyorsun. Acaba bana söyleyeceğin bir şey var mı diye. Ne diyorsun sen Savaş? Ne geveliyorsun anlamıyorum. Mahur'un o yanan kulübeden kurtulması canımı sıktı tabii. Tabii Maraşlı'nın da. Onları sen kurtardın. Oyun mu oynuyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun abi? Savaş kardeşim sen iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Sen aynı adam mısın? Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Bak Mahur her an gelebilir. Eğer ikimizi görürse... Ne kadar önemliymiş bu Mahur. Benden önemli olduğu kesin. Bak Mahur masum. Onun hiçbir suçu yok. Soyadı Türel değil mi? Ne fark eder? Tamam, tamam. Git buradan sonra konuşalım, tamam mı? Lütfen. Bak ikimizin bir intikamı var, hatırlıyor musun? Ömer Kokgöz'ün iki oğlunun intikamı. Hani babamız öldürülmüştü Aziz Türel tarafından, sizin evde. Tamam, sizin ev deyip durma şuna. Evet, Aziz Türel babamızı öldürmüştü. Biz de gerekeni yaptık. Sıçan gibi ortalıkta kaldılar işte. Bu arada duydun mu? Hapisten kaçmıştı. Öyle mi? Enteresan. Sen onları kurtarmanın bir yolunu bulursun. Mahur'u kurtardığın gibi. Sen niye taktın Mahur'a kafayı bu kadar? Kızın ne zararı var sana? Senin aklını karıştırıyor. Anlatabildim mi? Mahur o kadar da önemli değil. O fotoğrafın dışında. Yok. Fotoğrafın tam ortasında. Bir gün daha kalırsa iyi olur. Bakın abim biraz değişik biridir. Israr edecektir çıkmak için. Tanıyorum ben onu. Ben de kalması için ısrar edeceğim. Dinletemezsiniz, inanın bana. Gerçekten çıkmak isteyecektir. O zaman bu şartlarda biz hastane olarak sorumluluk alamayız. Sizden imzalamanızı isteyeceğimiz bir iki evrak olacak. Onları imzaladıktan sonra size sorumluluk ait oluyor. Tamam, imzalarız tabii. Müsaadenizi istiyorum, hemen geliyorum. Tabii. Savaş. Savaş. Mahur'a bir zarar vermeyi düşünmüyorsun değil mi kardeşim? Neden? Ona acımak için bir sebebi mi var? Savaş, canımı sıkıyorsun. Benim de canım çok sıkkın. Çık git buradan. Sonra baş başa konuşalım. Mahur'u bana tercih ediyorsun. Bunu abinize imzalatacaksınız. Tamam, teşekkürler. Pardon. Sizden de bir imza alacağım. Buraya.
Teşekkür ederim. Getiriyorum hemen. Tamam. Savaş, git buradan dedim. Mahur gelmek üzere. Hanımefendi, bakar mısınız? Taburcu olacak mısınız galiba? Evet. Turgut Hoca ile konuştuk, çıkış yapıyoruz. Tamam, ben reçetenizi getireceğim birazdan. Ama mutlaka kullanması lazım o ilaçları. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Konuştum doktorla. Ne diyorlar? Sorumluluk almıyormuş, bunu imzalaman lazım. Harika, ben alırım. Tamam. Hadi çıkalım. Hatta istersen sen önden git. Dur ya, bu ne acele? Nereye gidiyorum ben? Seni bırakıp nereye gidiyorum? Bir tanem, benim halletmem gereken bir iki işim var. Abi, sağlığından daha önemli ne işin var? Babamla İlhan'ı bulmam lazım Mahmur. Onlara yardımcı olacak bir iki kişiyi tanıyorum. Abi, sen ciddi misin ya? Mecburuz bir tanem. Kim bilir ne haldedirler şimdi? Benim bir sorunum yok, idare ederim. Tamam da ben seni bu halde nasıl bırakayım şimdi? Bak bir tanem, biraz ağrım var, kabul ediyorum. Ama iyiyim, beni merak etme, tamam mı? Merak edecek bir şey yok. Hem güzel haberlerle geleceğim. Sen benim için endişelenme. Telefonun açık olsun ama, tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Bari beraber çıkalım. Ben de hızlanıp çıkacağım peşinden. Hadi dediğimi yap. Hadi. Hadi. Tamam, arayacağım bak seni, haberleşeceğiz. Tamam, tamam. Ha, unutmadan sen unutursun, ben şu evrağı vereyim de sen kesin unutursun çünkü. Hadi görüşürüz. Mahur. Gözlerim doldu gerçekten. Neredeyse ağlayacaktım. Dışarıda bekle beni. Çabuk kaybol buradan. Ne bakıyorsun? Dediğimi duymadın mı? Efendim, Celal Bey geldiler. Celal, ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim. Bize müsaade edin. Kemal, sen kal. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun burada? Delirdim. Delirttiniz beni sonunda. Bir problem mi var? Ben artık yokum. Ne?
Doğru duydun. Yokum artık. Ona sen karar veremezsin. Ona ben karar veririm. Öyle mi? Öyle. O iş çoktan geçti Hilal. Öyle mi? Ne zaman? Mahur'u ölüme terk ettiğin zaman. Delirdin mi sen ya? Kafayı mı yedin? Mahur. Başka bir şey düşündüğün yok. Her şeyi berbat ettiğin yetmiyormuş gibi şimdi bir de işi mi bırakıyorsun? Deşifre oldum zaten. Evet, deşifre oldum. Çünkü aklınla vermen gereken kararları kalbinle verdin Celal. Ne yapsaydım peki? Senin gibi Mahur'u ölüme mi terk etseydim? Bu mu senin aldığın karar? Evet, bu. Ben ne yapsaydım? Necati'yi ötse miydim? Hilal, sakin. Maraşlı sen de. Sakin falan olmuyorum ben. Hem söyleyin bana. Necati'ye Mehmet İnce ile ilgili bilgiyi kim verdi? Bu adam ölmemiş miydi? Ne demek istiyorsun sen Celal? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Zaten şunun şurasında bu bilgiyi bilen kaç kişiyiz ki? Evet. Şimdi söyle bakalım ne söyleyeceksen. Neden kafayı Mahur'a taktın anlat. Biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Yıllar önce. Sen geldin, beni buldun, bana bir hikaye anlattın. Ben de sana koşulsuzca inandım. Aslında müteşekkirim. Yalan yok. Ama bazı şeyler duyuyorum abi. Ne gibi şeyler? Bir takım şeyler. Bana yalan söylediğine dair. Bugüne kadar sana hiç yalan söyledim mi? Bir abim olduğunu bilmek iyi gelmişti aslında. Birazcık sevgi çok iyi gelmişti. Seni sevdiğimi biliyorsun. Kardeşimsin benim. Beraber büyüseydik nasıl olurdu acaba diye çok düşündüm kendi kendime. Birlikte bisiklete biner miydik ya da ne bileyim maça falan mı giderdik? Bilmem. Belki çapkınlık bile yapardık. Belki. Söylesene Savaş. Senin derdin ne? Babamı sen mi öldürdün? Ne? Basit bir soru. Babamı sen mi öldürdün? Ne cüret? Sen bize ne sorduğunu farkında mısın? Ben mi verdim yani bu bilgiyi? Kendine gel Celal. Ben bu soruyu size sormadım. Sana sordum. Sadece sana. Haddini aşıyorsun. Buraya gelip önce işi bırakmak istediğini söylüyorsun. Şimdi de bizi Necati'ye bilgi satmakla suçluyorsun. Kendine gel Celal. Ben mi verdim bu bilgiyi? Ben size bilgi satıyorsunuz demedim. Bunu sen söyledin. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Hiç merak etme. Neyse ne. Sen ya da bir başkası Necati'ye bu bilgiyi söylemiş. Celal, ben de Necati'nin arkasındaki adamı bulmak istiyorum. Niye böyle bir şey yapayım? Ben bulacağım. Anladın mı? Kimseye ihtiyacım yok benim. Kimseye de güvenmiyorum. İkinize de. Hilal. Dur şunu Hilal. Maraşlı. Nereye gittiğini sanıyorsun? Mahur'a. Gideceğim, her şeyi anlatacağım ona. Her şeyi? Her şey. Gel benimle. Ne demek her şeyi? Ne diyeceksin? Bunca zamandır sana yalan söylüyordum ama gerçeği bu mu? Gelip senin boynuna atlayacağını mı düşünüyorsun? Yok, başta kızacaktır elbet. Sonra anlayacaktır. Yapma Celal, hayal görüyorsun. Her şeyi daha da berbat edeceksin. Her şey daha da berbat olamaz. Anladın mı beni? Ben bunu kafama koydum.
Maraş'ta kafasına bir şey koyarsa yapar. Sen de biliyorsun. Sana bunu kim söyledi? Ne önemi var? Bilginin ne olduğundan çok kimden geldiği önemli. Kuşlar söyledi. Kuşlara güvenme. Aç kalınca kendi yavrularını yiyen bile var. Sen soruma cevap ver. Ortada cevaplanacak bir soru göremedim. Babamı sen mi öldürdün? Yeter Savaş, sıkıldım. Gidiyorum ben. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne yapıyorsun? Sana silah doğrultuyorum. Beni mi vuracaksın? Hı? Seni hayata döndüren abini öldüreceksin, öyle mi? Bazı planlarım var. Ama şimdi gözlerinde o korkuyu görmek istiyorum abi. Seni bir yere götüreceğim. Hadi. Burası değil mi? Hanımefendi geldik. Evet. Evet burası, pardon, buyurun. Teşekkürler. Mağur. Hoş geldin. Canım, iyi misin? İyi misin? Çok yorgun gözüküyorsun. Nasıl iyi olayım Dilşat? Olaysız bir saniyemiz bile geçmiyor ki artık. Azizlerden bir haber aldın mı? Yok Firuzan, ben de sizden öğrendim her şeyi. Acaba bunlar yurt dışına falan mı kaçtılar? Bizi de oraya aldırırlar ha? Belki de denize atlayıp yüzerek gitmişlerdir İtalya'ya Firuzan. Hayır, olamaz mı yani? Niye bu kadar tuhafına gitti ki, anlamadım. Ya başlarına bir iş gelmiş midir acaba? Vallahi Dilşat, ben artık kimin için nasıl endişeleneceğimi bilmiyorum. Haklısın Mağur. Sen git hadi, biraz dinlen. Öyle yapacağım. Baba. Necati. Abi. Babamla İlhan'ın ne işi var burada Savaş? Misafirlerim. Tıpkı senin gibi. Tamam, bırak onları. Ne yapmak istiyorsan bana yap, tamam mı?
Evet, senden yapmanı istediğim bir şey var. Savaş. Necati. Evet. Senden bu ikisini öldürmeni istiyorum. Sen nasıl bir psikopatsın ya? Sizin kanınızla elimi kirletmeyeceğim. Ben bunu yapamam. Yaparsın. Bak. Şu adam var ya. Babamı öldürdü. Abi. Seçim yapmak zorundasın. Ya onlar ya sen. Dışarıda bekliyorum. Sakın bir numara yapmaya kalkmayın. Eğer biri numara yaparsa herkes ölür. Komutanım ne demek ben yokum artık? Yokum işte. Hilal'le de konuştum. Ve sebep ne peki? Yalanlar Nevzat kardeş. Yalanları yordu artık beni. Mahur yüzünden değil mi? İyi de her şeyi yakmaya değer mi? Hiçbir şeyin yanında yok. Ben yoluma devam edeceğim. Bana durmak haram. Mahur'a her şeyi anlatacağım. Böyleyken böyleymiş diyeceğim. Ben sana başından beri yalan söyledim. Kandırdım ben seni. Affet diyeceğim. Gerekirse elini ayağına kapatırım. Ne bileyim ben. Abi, senin dilin ne söylüyor farkında mısın? Ben diyeceğim dedim Nevzat. Sen ilerle kaldığından sonra. Ben yoluma yalnız devam edeceğim. Abi, bizim görecek daha çok işimiz var. Soracak çok hesabımız var. Hadi hepsini de geçtim. Zeliş'in de matrı yok. İntikam benim intikamım oğlum. Kimseyi ilgilendirmez. Ben kimseye güvenmiyorum Nevzat. Anladın mı beni? Ben de sana söylemesi sen de güvenme. O Hilal'de bir numaralar var. Abi. Hilal. Hilal senin eski karın. Ben diyeceğim dedim. Bundan sonra seni bileceğin iş. İçeride bir köstebek var Nevzat. Anladın? O yüzden kimseye güvenemem. Bana da mı? Sana da. Komutanım, kalbimi kırıyorsun. Kırılma Nevzat. Kırılacak bir şey yok. Bak. Çocuk önce değil bu. Koskoca adamsın. Toparla kendine. Var git yoluna hadi. Eyvallah.
Abi ne yapıyorsun? İndir şu silahı. İnanma bu adama. Bir şey yapamaz bize. Yapar. Emin ol yapar Elan. Eğer ben sizi öldürmezsem savaş hepimizi öldürür. Baba bir şey de, ne olursun bir şey de. Oğlum, sakın bir delilik yapma. Bu herif bizim ev bastığında ne demişti hatırlamıyor musun? Sizi öldürmeyeceğim dedi. Süründüreceğim ama öldürmeyeceğim dedi. Oyun oynuyor bizimle abi, anlasana. Bu korkuyu yaşatmak istiyor bize. Öldürdü mü? İkinciyi de duyarsak evet. Oyun olsaydı silah boş olurdu. Abi sen katil değilsin. Sen kimseyi öldüremezsin. Öldürdüm ama. Daha çocuktun. Beni korumak için yaptın. Şimdi kendimi koruyorum baba. Abi yapma. Sen bizi öldüremezsin. Sen kimseyi öldüremezsin. Öldürdüm ama. Çocuktun. Korkmuştum. Şimdi de korkuyorum baba. Bu tetiği çekmezsem olacaklardan korkuyorum. Bizi öldürürsen seni bırakacak mı sanıyorsun? Seni de öldürecek. Bir ihtimal. Hiçbir ihtimal yok. İntikam almaya çalışıyor, görmüyor musun? Görüyorum baba. Biliyorum. Abi sen iyi bir insansın. Sen kelimelerden anlarsın, kitaplardan anlarsın. Sen silah tutmayı bile bilmezsin. Sen güzel cümleler kuran, güzel hikayeler anlatan bir adamsın. Güzel hikayeler ve ben... seni hiç seyirciler arasında gördüğümü hatırlamıyorum ama. Abi sen seçtin bizden uzak olmayı. Aynı evde kimseye görünmeden yaşamayı sen tercih ettin. O evde beraber büyüdük biz. Geçmişi hatırlasana, ne güzel anılarımız var. Annem hayattayken ne kadar mutluyduk hatırla. Yoksa gerçekten yapamayacak mısın? Uzadı bu mevzu. Hadi. Hadi. Çocuklarım bırak gitsinler. Ben elindeyim işte. Ne yapacaksan bana yap. Daha da kimseye dokunma. Kapansın bir mevzu. Beni öldür. İntikamını al. Babanı ben öldürdüm. Sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Nasıl öldürdüm bir anlatsana. Gecenin bir vakti evime geldi. Bağırıp çağırmaya başladı. Hakaretler etti. Silah vardı. Tehditler savurdu. Beni öldürecekti. Çaresizdim. Erken davrandım. Ben öldürdüm. Cesedi ne yaptın? Bahçeye gömdüm. Yalan söylüyorsun. Necati sen karışma. Yalan söylüyorsun. Karışma. Babam yalan söylüyor. Baban abimi öldürdü. Doğru mu bu? Evet, doğru. Babanı ben vurdum. Ben öldürdüm beni. Bırak gitsinler. İkisi de masum. Hiçbirimiz masum değilsiniz. Hiçbiriniz.
Alo. Söyle. Bu ne biçim ses tonuyor Azerler gibi? Söyle, dinliyorum. Neredesin? Evdeyim. Ama cehennemin dibinde olmayı tercih ederdim. Mahur, canı mı sıkın senin? Olmasın ben. Tamam, geliyorum ben. Gelme. Konuşmamız lazım, geliyorum. Ne varmış? Anlatacaklarım var. Şimdi öğrendin gerçeği. Hayatımdaki en karanlık sırrı da öğrendin. Evet, senden sakladım. Babamızı ben öldürdüm. Söylemesi ne kadar da kolay değil mi? Ama en çok neyi hayret ettim biliyor musun? O günden bugüne bu kadar yıl nasıl delirmeden geldim? Belki de benim cezam da budur ha. Delirmemek. Ya da belki de çoktan delirmişimdir de benim haberim yoktur. Olamaz mı? Daha 16 yaşında bir çocuk bir gün bir adam öldürüyor. Sonra onun öz be öz babası olduğunu öğreniyor. Ve bununla yaşıyor. Hem de delirmeden. Kendini bir binanın tepesinden aşağı atmadan. Çekip kafasına bir tane sıkmadan. Normal insanlar gibi. Uyanıyor. Kahvaltısını ediyor. Yumurtanın sarısını ekmeğin ucuyla patlatıyor. Sonra salona gidiyor. Televizyonu açıyor. Ve başkalarının dertlerini üzülüyor. Düşünebiliyor musun? Ben yıllarca bununla yaşadım. Hem de delirmeden. Sadece birazcık içtim. Hepsi bu. Neden bana söylemedin? Oyun oynadın benimle. Oyun mu? Sen buna gerçekten oyun mu diyorsun? Çünkü anlamazdın. Ne çektiğim acıyı, ne de içimdeki öfkeyi anlayamazdın. Beni sevdiğini sanmıştım. Aramızda bir bağ var sanmıştım. Sen beni kullanmışsın. Yapma, seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen benim kardeşimsin. Bak, sen benim her şeyimsin. Sen bana babamdan kalan tek gerçek şeysin. Sen benim için sadece bir türelsin. Necati Türel.
Bir şey mi oldu? Hayır. Anlatacaklarım var. Anlat. Dinliyorum. Uğur. Sen iyi misin? Gözlerinin içine ilk baktığım günü hatırlıyorum. Gözlerine değil kalbine baktım sanmıştım. Böyle yalansız, dolansız bir adama bakıyorum sanmıştım. Ne safmışım. Neden bahsediyorsun bilmiyorum. Ama bir beni dinle ilk önce. Neyini dinleyeceğim ben senin ya? Neyini dinleyeceğim? Her şey yalanmış başından beri. Ben sana kalbimi verdim, kalbimi. Ailemle, arkadaşlarımla kavga ettim ben senin için. Herkesi karşıma aldım. Bu adam beni seviyor dedim. Herkes seni çok seviyor dedim. Doğru demişsin. Ne doğrusu ya, ne doğrusu? Yalan dolanmış her şey başından beri. İstihbaratta çalışıyor musun sen? Başka ajandaların, başka hesapların varmış. Öğrendim Celal. Bunlar da doğru değil mi? Söyle! Bunlar da doğru değil mi Celal? Mahur. Efendim? Maraşlı'yı çok mu seviyorsun gerçekten? O nereden çıktı şimdi? Sana yalan söylüyor. Seni sevdiği falan yok. Kullanıyor seni. Ne diyorsun abi? Maraşlı. İstihbarata çalışıyor Mahur. Ailemizin içine de seni kullanarak sızdı. Seni kandırdı Mahur. Abi saçmalama. Karısı Hilal. O da istihbarata çalışıyor. Ekipler. Beraberler. Fotoğrafları bile var. Ailemizin dibine dinamiti koyan o. Var mı buna da bir açıklama? Sen adi, yalancının tekiymişsin. Her şeyi geçtim. Bana nasıl kıydın sen Maraşlı? Dünya küçük, karşılaşırız.
karşılaşırız. Fark etmez, hesaplaşırız. Dünya küçük, karşılaşırız. Hesaplaşırız. Dünya küçük, karşılaşırız. Fark etmez, 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 hesaplaşırız. Dünya küçük, karşılaşırız.